Tonguç ikinci dönem birinci yazılı fen yazısına hoş geldin diyorum sana. Hoş Web hocam. Kazanımlarına uygun bir şekilde hazır mısın ilk başta? Hazır değilim hocam. İşte o yüzden zaten buradasın. Senle beraber web kazanımlarına uygun, okuldaki müfredata uygun bir aynı hocanın okulda sınavda sorabileceği tarzda süper bir sınav hazırladık. Ama öncesinde sana ufak bir hatırlatmalar yapacağım. Ama sonrasında ne geliyor biliyor musun Tonguç'um? Gerçekten de sınavda çıkacak kalitede ve kalibrede sorular geliyor inşallah. Kalibre derken zorluk mu? Ya zorluk gerçekten seviye olarak tam sınavda çıkabilecek seviyede sorular geliyor. Tabii burada sınavda çıkacak konuları hemen gözden geçirelim. Madde ve değişim ünitesinden maddenin hal değişimi, maddenin ayırt edici özellikleri, ısı ve sıcaklık ilişkisi, sonra ısı maddeleri etkiler konusu, aynı zamanda ondan sonra diğer üniteye geçiyoruz. Beşinci ünitede ışığın yayılmasında ışığın yayılması ve yansıması konusunu göreceğiz. Sonra ışığın yansımasına daha detaylı bakacağız. Işığın maddeyle karşılaşmasına daha detaylı bakacağız. Ondan sonra bir sonraki ünite 6. ünitede insan ve çevreden biyoçeşitliliğe bakacağız Tonguç'um. İnsan ve çevre ilişkisine de bakıp sonrasında yazılı programımıza geçeceğiz. Ama bakacağız dedim sana çok kısa bakacağız. İnanılmaz derecede böyle hızlı bir fragman göstereceğim. Bu fragmanı geçtikten sonra ki zaten bunların hepsinin açıklaması yani bunların hepsinin özetleri yani sınavda çıkacak şeylerin özetleri açıklamadaki linkte PDF'ten indir ve onlarla beraber çalışıyorsan yazılı ya da sen de benle beraber. Şimdi seninle beraber başlıyoruz maddenin hal değişimleri. Biliyorsun Tonguç'un maddenin 3 hali vardı katı sıvı gaz. Bunlar arasındaki hal değişimleri neydi? Katıdan sıvıya geçişe erime diyorduk Tonguç evladım benim. Sıvıdan katıya geçişe donma diyorduk. Sıvıdan gaza geçişe buharlaşma veya kaynama. Buharlaşma diyoruz genel olarak. Gazdan sıvıya geçişe de yoğuşma diyorduk. Katıdan gaza geçişe direkt kırağılaşma. Katıdan gaza geçişe sübilimleşme. Tekrar geri dönme şey gazdan katıya geçme kırağılaşma diyorduk. Bunları bilmemiz gerekiyor. Burada şu ayrımı bilelim. Sınavda bu çıkar Tonguç'um. Sınavda ne çıkar hocam? Aynen. Erime ve donma aynı noktada oluyor. Tamam eyvallah da. Buharlaşma ve kaynama farklı şeyler. Buharlaşma sıvının yüzeyinde gerçekleşirken kaynama her yerinde gerçekleşiyor. Buharlaşma her sıcaklıkta gözlenirken kaynama belli sıcaklıkta gerçekleşiyor. Buharlaşma yavaş olurken kaynama hızlı oluyor. Bak burada her tarafta baloncuklar oluşuyor. Burada ise sadece üst tarafta buharlaşma oluşuyor diyoruz. Geldik. Maddenin ayırt edici özelliklerinden saf maddeler hal değiştirirken Tonguç'um sıcaklığı sabit kalıyor. Ve bu sabit kalma sırasındaki sıcaklık mesela aynı saf maddenin erime noktasıyla donma noktası aynıdır birbirleri. Veya kaynama noktasıyla buharlaşma noktası yoğuşma noktası aynıdır birbirleri. Bizim şunu bilmemiz gerekiyor. Erime noktası normal noktası eşittir. Mesela su kaç derece erir? Buz kaç derece erir Tonguç'um? Buz 0 derecede. Su kaç derece donar? 0 derece donar. İkisi de aynıdır diyebilirsin. Buzun erime noktasıyla suyun donma noktası aynıdır diyebilirsin. Kaynama süresince saf maddenin sıcaklığı değişmiyor. Bak Tonguç'um mesela sıcaklığı zamanla ısıtıyoruz. 80, 90, 100. 100'den sonra hep 100 kalıyor. Neden? Kaynama oluyor o sırada artık. Sıcaklık sabit kalıyor diyebiliriz. Geldik Tonguç'um ısı ve sıcaklık ilişkine. Isı ve sıcaklık birbiriyle aynı şeyler mi? Evet. Hayır patlarsın farklı şeyler. Isı bir enerjiyken sıcaklık enerji değildir. Isı kalorimetreyle ölçülürken sıcaklık termometreyle ölçülür. Şu da termometrenin bir göstergesi. İşte bir modelidir. Isının birimi kalori veya jülken sıcaklığın birimi santigrat derecedir. Bunu unutmayalım. Isı alışverişi de çok basit bir şey aslında. Sıcaklıkları farklı maddeler temas ettiklerinde, dokundurduklarında ısı alışverişi olur. Mesela şu çay şu anda sıcak. Ben buna dokunduğum anda elime şey geçiyor. Isı geçiyor aslında. Isı nereden nereye geçiyor? Sıcak çaydan soğuk elime doğru geçiyor. İşte buna ısı alışverişi diyoruz. Dolayısıyla burada ısı alışverişi ne tarafa doğru olur? 60'tan 30'a doğru olur. Burada ısı alışverişi nasıl olur? Yukarıdan aşağı doğru olur. Bunların oklarını çizmeyi bilmemiz gerekiyor. Geldik. Bir de genleşme ve büzülme. Genleşme dediğimiz şey nedir Tonguç'um? Genleşmek. Aynen tebrik ediyorum. Maddeler ısı aldığında hacmi artar, yüzeyi büyür, boyu uzar. Bunların hepsi genleşmedir. Tanecikler arasındaki mesafe arttığından dolayı olur. Büzülme ise madde ısı verdiğinde olur. Hacmi azalır, yüzeyi küçülür, boyu kısalır. Maddenin tanecikler arasındaki mesafe azaldığı için olur diyoruz. Bak büzülen maddeler daha fazla küçülürken genleşen maddeler daha fazla büyür diye düşünebilirsin. Geldik bir de ışık ünitesine. Işığın yayılması çok önemli. Sınavda en fazla çıkacak ünite zaten bu aslında. Işığın yayılmasında bir ışık kaynağından çıkan ışık ışınları Tonguç'um doğrusal olarak her yöne yayılır. Mesela şu ampul yayın ışığı şöyle gider, şöyle gider. Bak doğrular şeklinde şöyle gider, şöyle gider, şöyle gider, şöyle gider. Doğrular şeklinde yayılır, her yöne doğru yayılır. Işığın yansıması ise bir ışık kaynağından çıkan ışınların
bir yüzeye çarptığında geri dönmesine ise biz yansıma diyoruz sonuç. Mesela şuraya ışın çarptı, sonra geri dönüyor. İşte biz buna yansıma diyoruz. Bu da önemli, bilmemiz gereken bir şey. Işın yansımasında şöyle detaylı bir şeyleri bilmemiz gerekiyor. O da şu: bir düzgün yansıma var, bir de dağınık yansıma var. Düzgün yansımada düz yüzeyler, ayna, cam, durgun su. Durgun su sanki ayna gibi olur Tonguç'um. Dağınık yansımada ise tahta, duvar, kumaş, halı, bulanık su, buruşturulmuş alüminyum, folyo gibi şeyler aslında dağınık yansıma yol açar. Çünkü aslında şöyle böyle, şöyle yüzey pürüzlüdür. Yüzey pürüzlü olduğundan dolayı bir böyle gider, bir böyle gider. Paralel yansımaz. Yansıma kurallarında gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali aynı düzlemde olmak zorunda. Bu şu demek. Ya bu ne demek diyorsun, saçmalama diyorsun. Bak, şöyle bir yüzey var diyelim. Bu bir aynamız var diyelim burada. Bu aynamıza gelen bir ışın var diyelim. Bu gelen ışın buradan geliyor. Sonra bunun bir normali var. Aynaya dik gelen bir şey aslında. Bu normalinden aynı açıyı yapacak şekilde şuradaki açı ile şuradaki açı aynı oluyor. Buna gelme açısı diyoruz. Buna da yansıma açısı diyoruz. Bunların her birisinin özel bir adı var ve birbirlerine eşit olmak zorunda. Gelme açısı yansıma açısına eşit olmak zorunda. Ve gelen ışın, yansıyan ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali, bu üçü aynı düzlemde olmak zorunda. Bak, hepsi aynı, şu anda aynı kağıt üzerinde yazabiliyor. Yüzeye dik gelen ışın aynı doğrultuda geri yansır diyoruz. O da şöyle bir kural. Şöyle bir yüzey varsa Tonguç evladım benim, sen şuraya şöyle bir ışın gönderirsen bu gerisin geriye, hop geri döner diye hop düşüneceğiz. Dik geldiği için diyoruz. Geldik ışığın yayılmasında ise ışığın maddeyle karşılaşması var. Mesela saydam maddeyle karşılaşırsa olduğu gibi geçer. Hava, pencere, gözlük, camı olduğu gibi geçer. Görebiliriz. Arka taraftan görebiliriz cismi. Ama yarı saydam maddeyle karşılaşırsa yağlı kağıt gibi, mesela buzlu cam gibi veya buzlu cam da olabilir bunun örnek. Burada birazcık silüet gibi görürsün. Buzlu camda mesela tam arkasını göremezsin. Opak madde ise tamamen hiçbir ışık geçirmeyen tahta, kumaş, taş gibi maddeleri opak madde diyoruz biz aslında. Seramik gibi maddeler. Bunlar artık arkasına ışık geçirmez. O zaman maddeleri ışık geçirgenliğine göre saydam, yarı saydam ve opak olarak üçe ayırıyoruz. Tam gölge dediğimiz şey ise opak cisim ışık ışınlarına engel olduğu için cismin arkasında yüzeyde oluşan karanlık bölge. Mesela biz opağız, güneş bizim üzerimize düştüğü zaman bizim neyimiz çıkıyor Tonguç evladım benim burada? Silüet. Hayır, gölgemiz çıkıyor. Gölge. Burada aşağıda gölgemiz çıkıyor. Çünkü biz opak cisimleriz aslında. Bir ya, insan olarak diyorum. İşte bu cismin arkasında yüzeyde oluşan karanlık bölgeyi biz aslında tam gölge diyoruz. Peki artık son ünitemiz insan ve çevre ünitesi. Biyoçeşitlilikte bir bölgedeki tüm canlıların sayı ve çeşitliliğe zenginliğine biyoçeşitlilik diyoruz. Yani çeşitliliği çok fazla demek aslında bu. Biyoçeşitliliği etkileyen faktörlere baktığımız zaman iklim, yeryüzü şekilleri, toprak yapısı, yeryüzü hareketleri, bunlar biyoçeşitliliği, yani canlı farklılığını, yani canlı zenginliğini etkileyen faktörler. Mesela iklim tropikal olursa inanılmaz çok böcek olur, işte bitki olur, bilmem ne olur, bir sürü şey olabilir. Bir sürü canlı olabilir. Yeryüzü şekilleri mesela dağın tepesinde çok az daha canlı bulunur ama ormanda mesela daha fazla çeşit canlı bulunur. Toprak yapısına baktığımız zaman toprak yapısı eğer verimli ise çok daha çeşitli bitki olur falan filan. Biyoçeşitliği tehdit eden faktörlere baktığımız zaman nüfus artışı. Deli gibi nüfus artarsa canlıları katletmeye başlarız, öldürmeye başlarız. Sonrasında biyoçeşitlik azalır. Aşırı avlanma canlıların sayısını azaltır. Ormanları yok edersen canlılar yaşayacak ortam bulamazlar. Doğal su kaynaklarının korunmaması ne yapar evladım? Su olmazsa canlılık olmaz. Çevre kirliliği de bunları tehdit eden faktörler. Ülkemizde nesli tükenmiş hayvanlara baktığımız zaman Asya fili var, Asya aslanı var. Eskiden aslan varmış, biliyor musunuz? Eskiden Türkiye'de fil varmış, aslan varmış. Hepsi yok olmuş. Kafkas bizonu varmış. Ondan sonra kunduz varmış, yılan boyun varmış. Bunların hepsi yok olmuş. Ama nesli tükenmekte olan, tükenme tehlikesi karşı olan hayvanlara baktığımız zaman Akdeniz foku var. Hala var ama az var artık. Dağ ceylanı, kelaynak kuşu, su kaplumbağası, alageyik, bozayı, bunların hepsi de nesli tükenme tehlikesi. O zaman bunları koruma altına almalıyız. Almalıyız diyoruz. İnsan ve çevre ilişkisinde de şunu bilmemiz gerekiyor. Tüm canlı ve cansız varlıkların denge içinde bulunduğu ortama biz çevre diyoruz Tonguç'cum. Bu çevrede su kirliliği, toprak kirliliği, hava kirliliği çevreyi olumsuz etkiliyor. Su kirliliği sanayi ve evsel atıklar yüzünden oluyor daha doğrusu. Tarım ilaçları yüzünden ne yapıyoruz? Sularımız kirleniyor. Oradaki zehirli kimyasallar içilecek suları içilemez hale getiriyor. Kanalizasyonlar dökülen oradaki malzemeler yüzünden de
ne yapıyordu evladım? Sularımız kirleniyor. Toprak kirliliğinde çöpler, tarım ilaçları, pillerin içindeki kimyasal maddeler toprağı mahvediyor. Bunları acilen ne yapmamız gerekiyor? Geri dönüşümle daha tekrar değerlendirmemiz ve zararsız hale getirmemiz gerekiyor. Hava kirliliğine baktığımız zaman fabrikalardan ve otomobillerden çıkan egzoz gazları, zehirli gazlar havamızı kirletiyor. Nefes alamayacak hale geliyoruz. Kalitesiz kömür kullanımı da havamızı kirletiyor diyoruz ve sınavımız başlıyor. Be. En sonunda gerçekten ufak bir özet kuyruğunun koptuğu yerdeyiz. Ufak bir özetten sonra da ama bu özet çok önemliydi. Bu açıklamadaki linkten de sen bu özeti takip etmen gerekiyor. Sınavda da çok iyi not alacaksın diyoruz. Başladık. Hadi bakalım hayırlısı. Doğru ya da yanlış yapıyoruz. Bir katı maddenin sıvı olmadan direkt gaz haline geçmesine buharlaşma denir. Katı maddenin direkt gaz haline geçmesine özel bir ad veriyorduk. Ona da süblimleşme diyorduk. O yüzden bu yanlış bir ifade. Buharlaşma dediğim şey sıvının gaz haline geçmesi de dikkat edelim. Buharlaşma sıvının her yerinde gerçekleşiyor. Hayır, yanlış. Kaynama sıvının her yerinde gerçekleşir olacaktı. Buharlaşma sıvının sadece yüzeyinde gerçekleşir dememesi gerekiyordu. Bu yanlış olmuş. Buz erirken dışarıdan ısı alır. Buz erirken gerçekten de dışarıdan ısı alır ki erir. Yani şöyle bir buz taneciği diyelim mesela var. Buz taneciğinin ne yapması gerekiyor? Erimesi gerekiyor. Erirken ne yapması gerekiyor? Dışarıdan ısıtman gerekiyor ki buradan ısı ver ki buzu erit diyebiliriz. Bu da ısı verince bu da ısı almış oluyor. Alınca da çat diye eriyor. Demir katı halden sıvı hale geçerken sıcaklığı sabit kalır. Bir kere katıdan sıvıya geçerken hal değişimi oluyor mu Tonguç'um? Evet. Hal değişimleri sırasında sıcaklık sabit kalır, doğru bir ifade diyoruz. Sıcaklığı artar gibi insan algılıyor, aman dikkat edelim. Hal değişimi sırasında sıcaklık sabit kalır. Bir futbol topunun ısı alıp hacminin artması büzülmedir. Hayır, tam tersine ısı alıp hacminin artması genleşmedir. Isı verip hacminin azalması büzülmedir. Bak futbol topu buysa hacim artınca genleşme bu oluyor. Hacim azalınca büzülme bu oluyor. Büzülme de bu oluyor, genleşme de bu oluyor diyoruz. Isı alışveriş sırasında ısının akış yönü sıcak maddeden soğuk maddeye doğru. Evet, doğru. Her zaman burası mesela 60 derece, burası mesela 20 derece. Her zaman sıcaktan soğuğa doğrudur. Doğru bir ifade diyoruz ve geçtik. Aşağıdaki çizelgede bir maddede gerçekleşebilecek hal değişimleri numaralarla verilmiştir. Tamam, eyvallah, vermiş zaten. Hemen bütün hal değişimleri biliyoruz zaten. Buradan mesela sıvıdan gaza geçiş buharlaşma, sıvıdan katıya geçiş donma, işte katıdan gaza geçiş süblimleşme, gazdan katıya geçiş kırağlaşma diye düşünebilirsin. Kışın göl yüzeyinin buz tutması. Buz tutması, gölün buz tutması, sıvıdan katıya geçiş. Sıvıdan katıya geçiş, yani su buza dönüşüyor. Bu da iki. Yani hatta yazalım yanına da donma yazabiliriz Tonguç'um. Çamaşırların kurumasına baktığımız zaman çamaşırlar sıvıdan gaza geçiyor. Islaktı, ıslak olan su tanecikleri havada buharlaşarak gitti havaya. Dolayısıyla 3, yani buharlaşma diyebiliriz Tonguç. Hatta sana ekstradan bonus olarak bunları da yazıyorum. Nafterinin gaz haline gelmesi, nafterin katı bir maddedir ve bu katı maddeyi bazı yerlerde işte giysilerimiz kokusun, küflenmesin diye falan filan kullanabiliyoruz. Bu katı halden gaz haline geçtiği için giysileri kirletmiyor ve benzeri böyle özellikleri de var. Katı halden gaz hale geçiyor nafterin ve süblimleşme dediğimiz olayı gerçekleşiyor. Nafterin süblimleşir, bu da çok önemli bir bilgidir, bunu aklına tutsaydın. Geldik. Aşağıdaki örneklerde boş bırakılan yerleri ısı ve sıcaklık kavramlarıyla doldurunuz demiş. Tereyağı erirken etrafından ne alır Tonguç'um tereyağı erirken etrafından? Buz. Ne diyorsun abi? Isı alır etrafından. Isı. Tereyağı erirken etrafından ısı alır. Dolayısıyla tereyağı böyle güzel bir şekilde eriyebilir diyebiliriz. Isı aldığı için erir zaten. Aydının vücut bilmem neyi 39 dereceye yükseldi. Vücut sıcaklığı, hatta ateşim çıktı falan filan derler ya, Allah korusun. İnsanın vücut sıcaklığı 36,5 derecedir. 39 ve 40'a çıktığı zaman çok tehlikelidir. Dolayısıyla aydının vücut sıcaklığı 39 derece. Çünkü sıcaklık santigrattır, unutmayalım. Kars'ta bu mevsim hava -20 dereceye kadar düşer. Hava sıcaklığı olmak zorunda. Çünkü sıcaklık nedir Tonguç'um? Santigrat dereceyle ölçülür. Soba yandıktan sonra odanın bilmem nesi neyi sıcaklığı 25 derece yükseldi diyebiliriz. Geldik, aşağıda birbirine temas eden özde cisimlerin sıcaklık değerleri verilmiştir. Tamam, eyvallah. K ve L maddesi, M ve N maddesi. Buna göre hazırlanan tablodaki ifadeleri doğru ya da yanlış şeklinde işaretleyiniz demiş. Isı enerjisi L'den K'ya doğru aktarılır. Şimdi sıcak olan L, sonra bu da K. O zaman bir kere ısı akış yönü buradan buraya doğru olmak zorunda. Çünkü sıcaktan soğuğa doğru olmak zorunda.
Isı enerjisi o zaman L'den K'ya doğru aktarılır. Bu doğru bir ifade. Tebrik ediyorum. Ben de tebrik ediyorum. Isı alışverişi neyi tebrik ediyorsun? Ben kendimi tebrik ediyorum. Aferin, çok güzel gerçekten bir... çok iyi dinliyorsun ve çok iyi anlamış taktiği yapıyorsun. Söylediğiniz her şeyi not alıyorum şu anda. İnanılmaz ikisin gerçekten. İnşallah sınavda not alacak duruma düşmezsin. İnşallah. Isı alışverişi cisimlerin sıcaklıkları eşitlendikten sonra durur demiş. Şimdi evet doğru bir ifade. Sıcaklığa eşitlendikten sonra ısı alışverişi olmaz ki. Isı alışverişi olabilmesi için mutlaka şart bir tanesinin daha sıcak bir tanesinin daha soğuk olması. Yani sıcaklıkların farklı olması gerekiyor. Isı alışverişi sıcaklıkları birbirinden farklı K ve L arasında olur demiş. Evet doğru. Bunlardan buradan buraya doğru ısı alışverişi olur. Isı buradan buraya doğru akar dedik zaten. M ve N metal blokları arasında ısı alışverişi gerçekleşiyor demiş. İşte burada patlarsın. Neden? Çünkü M burada 30 derece, bu da 30 derece. O zaman burada ısı alışverişi olmaz. Bu yanlıştı diyebiliriz. Bak Tonguç, çok enteresan bir şey göstereyim mi sana? Çok enteresan bak. Söyler misin Tonguç'um? Burada bu 20 derece, 20 derece. Bu da 20 derece. Nereden nereye doğru ısı alışverişi olur Tonguç evladım benim? Tabii ki de büyükten küçüğe. Büyükten değil mi? Patlarsın. Burada ısı alışverişi olmaz çünkü sıcaklar farklı değil. Aman dikkat et. Fake Tonguç'um. Soru. Evet, bu fake soru. Bunu öğretmenler yapmayı severler. Hatta bir tane kandırılmış daha. Kandırılmış hissediyorum bir kendimi. Bir tane daha şöyle bir şey yapayım. Şuraya da şöyle diyorum. 30 derece diyorum. Nereden nereye doğru ısı alışverişi olur? Tabii ki. Büyükten küçüğe. Büyükten. Patlarsın. Küçükten büyüğe olmak zorunda. Çünkü bunun sıcaklığı daha fazla. Sıcaklık fazladan aza doğru olur. Aman dikkat et. Büyüklük, küçüklük hiç önemli değil diyoruz. Kışın beton zemini olan otoparkta bekletilen bisiklet lastiğinin hacminin azalması. Bir kere Tonguç'um, genleşme mi büzülme mi buna karar vereceğiz. Kışın beton zemini olan otoparkta bekletilen bisiklet lastiğinin hacminin azalması. Azalma büzülmedir. Bitti bu kadar. Bir buraya. Büzülme. Aynen. Büzülme yani küçülme. Anladım. Büzülme küçülme. Ama genleşme ise büyüme manasında gelecek. Hatta şöyle yapalım. Evet. Burada olmuyor. Tebrik ederim seni. Genleşme genişlemeden aklına gelsin. Geniş ne demek? Büyük demek değil mi Bülent? Evet. Burada patlarsın. Evet. O olmaz tabii ki. Tonguç'um, sıcak suya batırılan bir balonun hacminin artması. Hacmi artması demek de genleşme demek de. Genişliyor yani. Dolayısıyla 2'dir diyebiliriz. Geldik Tonguç'um, sıkışmış kavanozların kışın elektrik tellerinin gergin hale gelmesi. Kışın elektrik telleri gergin hale gelirken normalde elektrik telleri böyle durur. Ama kış gelince Tonguç'um elektrik telleri bir anda böyle hale gelir. Neden diyeceksin? Çünkü kış soğuk olduğu için büzülüyor. Büzüldüğü zaman böyle durur. Ama yazın ne olur Tonguç'um? Böyle sarkar. İşte burada genleşiyor. Burada büzülme var, burada genleşme var. Kışın büzülür, yazın genleşir. Elektrik telleri unutma Tonguç'um. Sıkışmış kavanozların kapaklarını açmak için kavanoz sıcak suda bekletir. Sıcak suda bekletirken ne olur? Genişler kavanozun kapağı. Kavanozun kapağı daha da genişlediği için daha rahat açılabilir diyoruz. Dolayısıyla bu da şeye geliyor. Bu büzülmeydi. Bunu 3'e buraya yazdım. Bunu da genleşmeye yazabiliriz. Bir öğrenci plastik pipetleri aşağıdaki gibi değişik şekillerde birleştirerek karşısındaki topları görmeye çalışıyor. Bir kere düz aslında bir şekilde... Aslında hocam bu çocuk? Eren niye asılsın? Deney yapıyor adam. Çok zeki bir adam gerçekten. Düz bakınca çat diye görür zaten. Buradan böyle aynı dürbün gibi buradan baktığı zaman bunu görür. Ama Tonguç'um, böyle bir şeyde ışık doğrusal yayılır ilkesine ters ki buradan geldi ışık. Geldi burada kaldı. Buradan gidemez ki. Böyle bükülemez ışık yani. Ama ışık buradan gelse hop bunun gözüne kadar gider. Ama buradan gelse bak ne oldu patladı. Burada gidemiyorduk. Buradan gelse hop burada geldi buraya gidemiyorduk. Çünkü pipette herhangi bir pipette ışık doğrusal yayılır. Dolayısıyla hangisini göremez dersen kırmızıyı göremez Tonguç'um ve yeşili göremez. Ama sarıyı görebilir diyoruz. Şekildeki iki farklı yüzeye gönderilen ışınların yansımaları gösterilmiştir. Tamam eyvallah. Burada Tonguç bak dikkat et. Şöyle bir yüzey olduğundan dolayı bu dağınık yansıma olarak adlandırılıyor. Bu ise düzgün yansıma olarak adlandırılıyor. Dağınık yansıma birinci yüzeyde gözlemlenir diyoruz. Doğru. Bilmem ne yüzeyi durgunsu olabilir. İkinci yüzey düzgün yansıma olduğu için durgunsu da düzgün yansıma olurdu. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla ikinci yüzey durgunsu olabilir diyoruz. Bilmem ne yüzey buruşuk alüminyum folyo olabilir. Birinci yüzey buruşuk alüminyum folyo olabilir. Çünkü birinci yüzey dağınık yansıma yaptırıyor. Buruşuk alüminyum folyo da dağınık yansıma yaptırır diyoruz. Bilmem ne yüzeyde net bir görüntü oluşmaz. Burada net bir görüntü oluşurken çünkü düzgün yansıma yaptırıyor. Burada ise net bir görüntü oluşamaz çünkü dağınık yansıma yaptırıyor diyoruz ve geçiyoruz.
Aşağıda bir yüzeye gönderilen ışına ait çizim verilmiştir. Yansıma kurallarını hatırlamamız gerekiyor ama dikkat et Tonguç'um. Verilen kavramların altını uygun harflerle doldurunuz. Tonguç, A, B, C, D'ye gidince ne aklına geliyor üladım? Hocam çeşitli söylentiler var. Ben arkadaşlara da konuşayım hocam. Bir kere yansıyan şey olduğu gibi yansır. Bu aynen olduğu gibi yansır. Tebrik ediyorum. Gerçekten de çok iyi. Yani bu yansıtıcı yüzeyimiz bizim. Bu yansıtıcı yüzeyimizi böyle birazcık daha belirginleştirelim. Burası aslında yansıtmayan tarafı olduğu için böyle tırtıklıyorum. Ama gelen ışın şuradan geliyor. Hop böyle geldi. Sonra burası da yansıyan ışın Tonguç'um. Burası da yansıyan ışın. Şimdi dikkat et Tonguç. Şu çizgiye biz bu yüzeye dik gelen çizgiye ne diyoruz? Yüzeyin normali. Yani E diyoruz. E yüzeyin normalidir. Bir kere bunu bileceğiz. Sonrası Tonguç'um. Bu yüzeyin normaliyle gelen ışının gelen ışının yaptığı şuradaki açı, hatta şöyle maviyle göstereyim sana, şuradaki D açısı aslında gelme açısıdır diyoruz. Sonrasında yansıdıktan sonra yansıyan ışının, buna yansıyan ışın diyoruz. Bunlar önemli, sınava çıkabilir. Normalle yaptığı şu yeşil açıya da, yani A açısına da yansıma açısı diyoruz. Bunu unutma. Şunlar birbirine eşittir. Mesela burası 60 derece ya Tonguç'um. Burası 60 derece. Bunun hepsi 90 derecedir. 90'dan 60 çıkarsa, sana matematik de yapayım, birazcık şov yapıyorum. Oo. 30 derecedir. O zaman A dediğim şey 30 derecedir. Burası 30 derece ise burası da 30 derece olmak zorunda. Unutma Tonguç'um. Şurası da 30 derecedir falan filan, bunları da bulabiliriz. Geldik. Bir öğrenci şekilde yüzenekte oluşan gölgenin büyüklüğünü değiştirmek istiyor. Tamam, eyvallah. Buradan bir el feneri tutuyor. Bu el fenerinden bir ışık çıkıyor. Hop, bu neye çıkıyor Tonguç'um? Topa gidiyor. Topa gidip şurada şöyle bir gölge oluşturuyor. Değil mi evladım? Evet hocam. Şimdi adam diyor ki el feneri bir yönünde hareket ettirilirse cismin gölgesinin büyüklüğü olur demiş. El fenerini şuraya getirelim bakalım. Şöyle şuraya getirdik el fenerimizi. Şöyle getirdik. Şimdi buradan getirdiğim zaman buradan gönderiyorum ışığı artık. Bak, yeşille gönderiyorum artık. Hop, şöyle geldi, buraya geldi. Hop, şöyle geldi, buraya geldi. Şimdi gölge ne oldu bir anda, bakar mısın? Küçüldü. Yani cisimden uzaklaştırırsan ışık kaynağını, gölge büyüklüğü azalır. Bak, ne kadar uzaklaştırırsan cisimden gölge büyüklüğü o kadar azalır diyebiliriz. Ama cisme ne kadar yaklaştık? 2 olsaydı bak. 2 olsaydı gölge büyüklüğü artardı. Bunu da ekstradan bir not olarak söylüyoruz. Cisim 3 yönünde hareket ettirilirse, dikkat, cismi getirdin artık şuraya koyuyorsun. Şuraya koyduğun zaman gölgeyi gönder bakalım. Ver gölgeyi. Buradan böyle gidiyor. Buradan böyle gidiyor. Böyle devasa bir gölge oluşuyor. İşte o zaman büyüklüğü artar diyebiliriz Tonguç'um. Ama dikkat et. 4 yönünde gitseydi Tonguç, 4 yönünde gitseydi, o zaman 4 olsaydı gölgenin büyüklüğü azalırdı. Bu da tam tersine diyebiliriz. Tam tersine olur diyoruz. Bunları da tarihe bir not olarak düşüyoruz. Geldik, ülkemizde nesli tükenmiş 3 tane hayvan yazınız demiş. Arkadaşlarımdan söyleyebilirim. Ayrıca senin adı Dankos'un. Hayvanlar benim arkadaşımdır hocam. Helal, hayvanlar hepimizin arkadaşı. Ama hani böyle birazcık hakaret vari oldu birazcık. O yüzden kusura bakma, ben de yanlış anladım galiba. Asya fili mesela, eskiden fil vardı ülkemizde, nesli tükenmiş bir canlıdır. Veya işte kunduz, nesli tükenmiş bir canlıdır. Eskiden ülkemizde kunduz çok vardı. Aynen. Aynı zamanda Kafkas bizonu. Kafkas bizonu da eskiden ülkemizde olan, Asya kaplanı da mesela, Asya aslanı da ülkemizde olan bir hayvanı diyoruz. Ülkemizde biyoçeşitliliğin korunması için alınması gereken 3 tane önlem yazınız. Yazayım o zaman. Bir kere ormanlar tahrip edilmemeli. Ormanlar tahrip ne demek Tonguç, biliyor musun? Yok etmek. Aynen, ormanlar tahrip edilmemeli. Ormanları tahrip edince biyoçeşitlilik azalıyor. Yani canlı çeşitliliği azalıyor, öldürüyorsun oradaki canlıları. Doğal su kaynakları korunmalı. Doğal su kaynakları deyince aklına ne geliyor adam? Doğal su kaynaklarında örnek olarak ne veriyorsun? Musluk suyu mesela. Hayır adam. Kaynakları. Doğal su hocam, açıyorsun. Evladım, hayır, mesela göller, ondan sonra akarsular, ondan sonra yeraltı suları kaynakları. Okyanuslar. Falan filan. Evet. Aynı zamanda aşırı avlanma gerçekleşmemeli Tonguç'um. Avlanmanın önüne geçmeli. Mesela hiç av yaptın mı sen Tonguç evladım benim? Hocam ben avcumu yalıyorum genelde. Hiçbir şey avlayamıyorum. Evet, aynı öyle. Aşırı avlanmanın önüne geçilmeli
pardon özür dilerim, geçilmeli balık olacak. Balık tutmuştu hocam, balık tutmuştu. Bunları da bilmemiz gerekiyor diyoruz. Biyo çeşitlilikleri ilgili de bir tane soru sormuş olduk. Şimdi senin yapman gereken şeyi sana söylemek ödevlerim istiyorum. Ödevlerim nedir hocam? Evet, ödevlerim bak. Birazcık da hatta ödevlerini verirken de üstünden geçelim. Sıfırdan beşe tüm dersler konu anlatımı soru bankasında seninle beraber yaptıklarımızı üstünden geçersek daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Şimdi bir kere beşinci sınıftaki önemli konularımızdan bir tanesiydi aslında maddenin ayırt edici özellikleri. Maddenin ayırt edici özellikleri konumuzda, madde ve değişim konumuzda maddenin hallerini, erime, buharlaşma, donma, yoğuşma, bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Buharlaşma ile kaynamanın farkını bildikten sonra da maddenin ayırt edici özelliklerinden erime noktası, donma noktası, kaynama noktasını da bilmemiz gerekir. Aynı zamanda ısı ve sıcaklığın farkını bileceğiz. Isı alışverişinin nasıl çalıştığını bileceğiz. Ve buradaki soruları da çözersen süper olur. Yapamadığın soruları da tat uygulamasıyla hemen cep telefonundan çözümünü öğrenebilirsin. Unutma. Eğer bunları ben aldım, yaptım diyorsan bir daha çözebilirsin. TAS uygulamasında öyle bir özelliği var. Yani çözdüğün, burada çözdüysen bile TAS'tan tekrar çözebilirsin. Isı maddeleri etkiliyor Tonguç'um. Genleşme ve büzülmeyi bileceğiz. Aynı zamanda ışığın yayılmasında, yansımasında dağınık ve düzgün yansımanın farkını bilmemiz gerekiyor. Yansıma kurallarını bilmemiz gerekir. Sınavda çıkar. Işığın maddeyle karşılaşmasında tam gölge kavramını bilip tam gölgenin opak cisimden nasıl değiştiğini, büyüyüp küçüldüğünü bilmemiz çok iyi olur. Biyoçeşitlilikte ise Türkiye'de biyoçeşitliliğe bakmamız gerekiyor. Nesli tükenmekte olan, tehdit altında olan hayvanlar sınavda çıkabilir. Bunlar önemli bir şeydir. Aynı zamanda Tonguç'um, İnsan ve çevre ilişkilerinde su kirliliği, toprak kirliliği, hava kirliliğinden soru gelebilir. Aman dikkat et. Ve bunlarda işte sera etkisi ve küresel ısınmayla alakalı sorular sorabilirler. Buraya kadar bilsen şu anda yeterli. Sayfa 167'ye kadar bilsen yeterli. Ve bunların hepsini zaten akıl notları, yani 5. sınıfın 2. dönemin akıl notları kitabımızdan da bak tekrar edebilirsin. Işık nasıl yayılır? Ondan sonra işte biyoçeşitlilik nedir? Buradaki hemen cep kitabı gibi böyle her yerinde yanına taşıyaraktan çat diye bunlara çalışabilirsin Tonguç'cum. Ve aynı zamanda sana bir tane daha ödev vermek istiyorum. Sınavdan 100 almayı hedefliyoruz çünkü. Ve bunların hepsinin iki katı kadar videosu sınıf hatıra sisteminde de var. Sınıf hatırında yazılı videolarımızı mutlaka izle. Burada bir tane yazılı videosu var ama sınıf hatıra sistemin varsa eğer iki tane daha oradan izlemeyi unutma sakın diyorum. Ve maddenin ayırt edici özelliklerinden başlıyorum Tonguç sana ödevini vermeye. Maddenin hal değişimlerinden başlıyorum, özür dilerim. Sayfa 104, test 11, test 12, test 13, test 14 dediğimiz şeyi çok iyi yapacağız. Ama sonrasında asıl sınavda gerçekten çok iyi not almak istiyorsan esas bu konulara çok ağırlık vermesin. Işık konusu. Sayfa 152, test 15. Ve buradaki zorlar birazcık zorduğunu şimdiden söylemek istiyorum sana. Test 16 sayfa 154'teki, test 17 sayfa 156'daki, test 18 biyoçeşitlilik, test 19 bilsen yeterli, sayfa 161'e kadar çalışsan yeterlidir. Aynı zamanda son artık bitti artık. Dörtlü motivasyon denemelerimiz çıktı Tonguç'un 5. sınıfa ait ve bu dörtlü motivasyon yeni denemelerimiz... Yeni tarz mı hocam? Yeni tarz, tamamen yatay, tamamı yatay. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGS sınavında sorduğu gibi yeni tarz sorular hazırladık ve bu yeni tarz sorularla seni ilerideki sınavlara hem de aslında 5. sınıfın iyi bir tekrarını yapmaya davet ediyoruz Tonguç'um. Hatta optik formlar da var. Optik formlarda kendini gerçek sınav psikolojisini de hazırlayabilirsin şimdiden diyoruz. Ve o zaman şimdiden sana sınavında başarılar diyorum. Ödüllü sorumuzu yap Tonguç'um. Yorumlara yolla. Hadi bakalım evladım.